Merhaba dostlarım, ben Serdar Ramlı İzledi Dark Descent'e hoş geldiniz. Şimdi yeni bir şey yapacağız. Yaz boyunca yapabildiğim kadar şunu yapmaya çalışacağım. Her gece saat 10'da bir korku oyunu videosu atmaya çalışacağım. Uzun soluklu korku oyunları olacak genelde. Amnesia The Dark Descent'le başlayacağız. Ama normal videolar yine gelmeye devam edecek. Yani günde 2 video olacak, bazen 3 video yapabilirim, belli olmaz. Şimdi okey, zaten giriş yapmıştım az önce, baştan bir giriş yaptım. Birazcık garip oldu bu. Ah hayır, giriş yapmadım. Tamam, o zaman yeni oyuna başlayalım da. Problemler yaşadım oyun oynarken, acayip problemler yaşadım. Öyle olunca birkaç defa baştan çektim videoyu, neyse. Türkçe yama var bu arada oyunda. Birazcık şöyle kalkayım da tam olarak görünmüyor. Gölge şimdi. Acele etmeyin. Daniel karakterimizin adı. Böyle bir atmosferi var oyunun. Merak etmeyin, bütün gün böyle geçmeyecek. Ben ne yaptım? Çılgınlık bizim göbek adımız. Unutma, unutma. Onu durdurmalıyım. Onu durdurmalıyız. Tamam. Sanırım yavaş yavaş unutuyoruz. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım bu arada. Ama çok daha önce, bayağı bu kanaldan önce oynamıştım. Çok daha önce yani. 2 yıldan fazla olmuştur. O yüzden fazla bir şey hatırlamıyorum. Oyun puzzle'lar üzerine kurulu. Oyun tıpatıp Outlast'a benziyor. Ama Outlast'ın daha ağır puzzle'ları var. Ve sürekli kovalamaca yok oyunda. Ama kovalamaca olduğu zaman çok fena oluyor. Emin olun, bana anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Outlast'tan daha şey bir atmosferi var. Nasıl desem onu ya? Neyse, gördüğünüz gibi etrafta böyle dolaşabiliyorum. Şu taşları alabilir miyim? Gördüğünüz gibi eşyaları sağa sola çarpabiliyoruz. Taşı aldım, etrafa çarpıyorum. Okey, sizin gözleri böylece bitirdikten sonra, oh. Şu suyun altında bir yıkanalım ya. Bütün gün şu kalenin içindeyiz. Kale bu ya, burası yani, belli şeyin var. Şuna baksana. Bu içeride ne var? Sol klik böyle eşyaları falan şey yapabiliyoruz. Burada Tinder var. Şunu alabiliyor muyuz? Şu mumları alamıyoruz. O çok kötü oldu işte. El fenerimiz falan, fenerimiz olabilir yakında. Ama onun dışında fazla bir şeyimiz yok. Şöyle tabdan gösterdiğimiz gibi. Bu sağlığımız, bu ise akıl sağlığımız. Akıl sağlığımız billur gibi. Akıl sağlığımız düşük olduğu zaman görünüşümüz bozulmaya başlıyor. İyice, evet, böylece ilginç şeyler yaşıyoruz. Şövalyeler var. Seni alabilir miyim ben acaba? Sen bir dönsene. Dön. Evet. Evet. İşte böyle. Biz bu arkadaşla yol boyunca ilerleyeceğiz. Amerika'nın şu kapıya bir bakayım. Şuradan geçeceğimiz belli zaten ama. Ne olduğunu anlamadım. Bir ses duyuldu ama o kadar yani. Merhaba. Ben bu arkadaşın kafasını direkt orası açıldı birden. Sen git ilk önce içeri. İlk önce sen. Böyle fırlatabiliyorsunuz eşyaları. Güzel bir şey bence. Şu var. Şunu alabiliyorsunuz. Mesela şu şişe sarhoş gibi fırlatıyorsunuz. Kırılıyor böyle. Yerdeki parçalarını sonra alamıyoruz ama. Alsaydık güzel olur. Böyle kırık şişeyle adamları kovalardık. Bu dopları bir kontrol edelim, neler var neler yok. Şu tinderbox dediği şey çakmak kutusu, aynen. Çakmak kutusu değil de şey, kibrit çöpü. Kibrit çöpü. Ha, kibrit çöpü gene çok güzel. Yerleri bir süpürelim biraz. Bugün bayağı şey geçmiş, kirli olmuş burası. Süpürme işinde berbatım ya. Burada başka neler var? Bakalım, şurayı açamıyoruz. Bunlar hep şey, oyun geçmişte geçiyor bu arada. Günümüzde geçmiyor. Gördüğünüz gibi kare falan hala aktif olduğu için kafayı benimle birlikte alıyorum. Kafa yanıma. Vazo! Vazo!
Allah'tan kafa kırılmıyor. Böyle yaklaştırabiliyoruz kafayı. Kafan ne haber kanka? Her şey yakında çok güzel olacak. Seni buraya koyalım. Ama yerinde duramıyorsun çünkü. İçinde bir enerji var biliyorum. Kafa! Arkana bak. Bak kimler var burada. Bir tane daha kafa var. Ondan daha güçlü çıktın. Sağlam. Ulan çok sessiz ilerliyor var ya. Hiç hoşuma gitmiyor bu iş. Adamın sağlık gene gidiyor. Ne oldu oğlum neden? Billur gibi bir burun, neresi billur gibi? Adam yerlerde sürünüyor. Şu sallanmaya başladı. Öyle bir güç. Demek ki biz artık her ne yere serdiyse bayağı sağlam bir kişi olmalı. Resimler falan. Dolap! Ayağa kalk! Girebiliyor muyum ben buraya? Olmuyor. Bir açılın ya. Heh. Şuradaki kapının içine girelim bir. Ulan şu şövalyeyi gördüm ya. Karanlığın içinde böyle bir figür olarak. Ne ödüm koptu, ne ödüm koptu. Bu arada yerlerde bol bol böcek görebilirsiniz, haberiniz olsun. Hamam böceği hiç sevmediklerimden. Half-Life'daki gibi ezemiyoruz o böcekleri ama bu sefer. Burada ne var? Ne oluyor lan? Hayır. No. Ah, filmlerde yaptıkları gibi ben beceremedim ama kafa nerede? Kafa burada. Karanlıkta kaldığımız sürece akıl sağlığımız gidecekmiş. Sıkıntı yok. Woohoo! Dans ediyor. Oo, şey yapıyor. Breakdance yapıyor şimdi de. Kafa, seninle yollarımız burada ayrılıyor kanka. Biraz sonra şu kapıdan geçtiğim zaman elimde olmayacaksın sen. Seni şuraya koymak istiyorum. Çok diyor oturdun ya. Ben gidiyorum şimdi. Seninle güzel anılarımız oldu bu son 1-2 dakika içinde. Yaşadığımız onca güzel saniyeler. Onca... Ben gidiyorum ya. Eski arşivler. Kapı arkasından çarparak kapandı ve Berkeley meydanındaki yaşlı terziyi bir daha asla göremeyeceğini biliyordu. Londra'daki bir başka yalnız ruh. Nedense çok yerinde gözüküyordu. He? Neyse hadi bakalım. Bu ne? Ne yazıyor burada? Flanzen Reich bilmem bir şeyler yazıyor. Ben bunu okuyamıyorum, bilmiyorum. Reich dediğine göre yönetim ya devlet gibi bir şey olmalı. Yapma be. Her yer birden... İstemiyorum ben içeri girmek. Burası daha aydınlık. Güzel. Ben burada kalacağım. Burası güzel bir mekanmış. Şuradaki tinderboxları alırım. Şey, çakmak kutularını. Geçtiler. Kafam zonkluyor ve ellerim titriyor. Neden acaba? Başka bir şey yok mu burada ya? Karanlıkta görebiliyorsunuz gene ama dediğim gibi akıl sağlığınız gidiyor. Akıl sağlığı gidince pek hoş olmuyor. Eski amnezi günlerimi hatırladım. Hiç hoş değillerdi. Gayet iyiyim tabii canım. Şu odaya bir bakalım. Her odaya bakın. Alabileceğiniz tüm itemler.
Peki. Bu ne? El fenerimiz mi bu? Gaz lambası, fener işte ya. Bu ne? Ne bu? Vallahi bilmiyorum, Almancasını yok olan okusun. Almanca bu arada bunlar, evet. Bunun içindeki ne? Çakmak kutusu. Güzel. Yani şimdi biz burada fener aldık, bir de lambaya ihtiyacımız olacak. Gördüğünüz gibi bunun bir gazı var. Şöyle göstereyim. Gaza geliyor bu. Şurada gazı var. Yağ işte. Bu bittiği zaman bitiyor. Şuradan içeri bir girelim. F'den direkt açıyorsunuz lambayı. Burası neresi? Böyle bir mekana geldik biz de. Deprem mi oluyor oğlum, ne oluyor? Şeyin duvarların köşesine gidin falan, duvarların köşesine gitmek en şeyim şey miydi? Neydi o? Neyse. Kitaplar yakabilir miyiz acaba? Kitaplar alamıyoruz bile. Çok ağır geliyor kitaplar. Parşömeni yakacağım, böylece ışık kaynağımız olacak falan. Yapamıyoruz ya. Işık kaynağı üretemiyoruz. Hah? Gördüğünüz gibi hiç yanmıyor. Yanmayan kağıt üretmişler. Bak, aha işte böyle. Böyle her yeri araştıracaksınız. Bir şeyler bulmak için bu oyunda. Bu ne? Bir şey yok burada. Zaten alabileceğiniz bir şey varsa parlıyor. Yani farklı bir renkte oluyor. Kendisini ortaya çıkarıyor. Şurayı merak ettim. Burada bir şey yok değil mi? Aynen bir şey yok. Bu ne? Sağa dönüyoruz, şey yapıyor. Sola dönüyoruz, başka bir şey oluyor. Bunlar ne? Neyse. Şu neymiş? Bakalım bakalım. Aha! Yağ aldık. Gaz lambası yağa ihtiyacı var dediğim gibi yakıt için. 19th of August 1839. I wish I could ask how much you remember. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose. Unutmayı ben seçtim. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put, God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound. Brandenburg diye geçiyor bu. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no. Ben güçlüyüm, ben gencim ve güçlüyüm. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder. Hadi bakalım. Him. Your former self. Önceki bir sen mi? Bende önce başka bir ben daha mı var? Neler oluyor burada falan. Şimdi bakalım, burayı açacağız herhalde. Bir şeyler oluyor. Burası açıldı, güzel. Gene böcekler her zamanki gibi etrafımızda dolanıyorlar. Diğer çocuklar onu yüreklendiriyordu. İsminin tezahürata giderek temposunu arttırıyor, yapması için teşvik ediyordu. Bunu gerçekten yapıyor muyum diye düşündü genç çocuk ve kurbanına bir taşla vurdu. He? Şimdi şöyle yapalım, şu yağı bir lambaya koyalım da. Burada bir şey gerek yok, buradan normal devam edeceğiz. Koşmak için hareket ederken sol shift tuşuna basın. Hay hay kaptan, burası bayağı ilginç bir mekan. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact,
It lies beneath the very stone of Brennenburg. Adamın konuşması bile manyak. O zamanlar güvenmişsek bu adama, bizim bir sıkıntımız vardı demek ki. Bu ne oğlum? Bir tür organik doku rafineriye giden yolu kapatıyor. Eritmek mümkün müdür? Ne yapacağımızı hatırlıyorum burada. Taş atalım, taş! Taş! Seni pislik, al! Al! Pislik! Bir şey olmadı. Şurada bir şeyler olması lazım. Şurada gaz var mı? Yes! Bir şey var mı? Görünmüyor. Varsa bile görünmüyor. Yine kibrit çöpümüzü aldık. Yağımızı da aldık. Burada bir tane resim vardı. Bir tane resim oynatabiliyor muydum acaba? Burada değil miydi yoksa? Neyse, sıkıntı yok. Sen miydin? Yo, neyse. Bu kapı ne? Ey. Ez. Ezemedim, ezilmiyorlar onlar. Süper böcek onlar. Bizi var ya, bir tutsalar fırlatırlar çok fena. Az önceki yere, ama yok, oradan geçemiyorduk. Eritmek lazımdı orayı. Şurası neresi? Laboratuvar. Gidelim bakalım. Eritmek için şey yapıyor diyordu. Biz de bir eritiriz. Alev makinası yapalım falan. Mutfağın zeminine düştü. Karnına ilk tekme yediğinde gözyaşları gözlerinden akmaya başlamak üzereydi. Hazel kendisinin de cezalandırılacağı korkusuyla sızlanmaya devam mı etti? Aynen öyle oldu. Ya etrafta yok mu böyle meşale falan? Bir yaksak. Mesela şu meşaleyi, ama yakmayacağım şimdi ya. Şimdi yakarız. Abi anladık. Sıkıntı yok. Sen ne dersin o? Bu ne ya? Neyse. Karanlık yaklaşıyor diyor. Sakin. Tinder var. Başka bir şey yok mu? Kutu çekil önünden. Çekil önünden. Kutu falan başka bir şey yok. Hah. Şunu aldım. Kimya kabını aldım. Bunun içinde ne var? Yes. Kibrit. Peki. Ne diyecektim ben ya? Neden insan kibrit çöpünü sobanın içine koyar ki? Bu ne? Bir gün geri döneceğim. Eğer senin düşüncen olmasaydı aşkım, devam edecek gücü kendime bulamazdım. Kendimi korkunç şeyler yaparken bulduğumda senin düşüncene rahatlık buluyorum. Seni düşünmeye devam edebildiğim ve seninle yaşayacağım hayatı özlediğim sürece diğerlerinin daha iyi olduğumu bileceğim. Onlar için ağlıyorum. Benim adil bir yargılama ve emniyetli bir dönüş istediğim yerde onlar sınırsız güç için hırs duyuyorlar. Çok ilginç. Ben mi yazdım bunu acaba? Yani Daniel mi yazdı acaba bunu? Kibrit çöpü. Yalnız bir kutu kibrit çöpü alıyoruz ve sadece bir tanesini yakabiliyoruz. Yani kullandığımız zaman bir tanesi gidiyor olduğu gibi. Bu ne? En son deneylerinden baca eksikliğinden dolayı yeterince havalandırılmamasının sonucu çıkan dumanlar depodaki diğer daha karşısız haldeki malzemelerime zarar verdi. Bazıları etkilenmemiş gibi gözüküyor ama çoğu dumandan etkilenmiş ve kurtarmak oldukça zor olacak. Elimden geleni yaparak geri kalanları şarap mahzenine taşıyacağım. Sanırım şarap mahzenine gideceğiz. Kimyasal maddeler laboratuvardan şarap mahzenine taşınmışlar. Hayal kaptan, onları oradan da alırız. Sıkıntı yok. Burada bir tane daha not vardı ama. Bu suni bir yaşam enerjisi üretme üzerine 3. girişimim. Önceki bileşimlere ihtiyacım olan potansiyeli ihtiva etmiyordu ama oldukça yakın olduğumu hissettim. Kalamın ve Orpiment
Belli bileşenler ve Kuprit onları iyiye bu ne ya? Bu sefer daha dengeli bir güç alma ümidiyle Kezzap yerine Kral Suyunu deneyeceğim. Deney başarısız oldu. Solüsyon oldukça böyle eriteceğiz onları. Solüsyon oldukça asit özellik sergiledi ve deterjan olmadığı için hiçbir kullanıma uygun değildi. Özellikle organik dokular solüsyona çok şiddetli tepki veriyor ve çok dikkatli bir şekilde kullanılmalı. Belki tarifi kullanabilirim ama içinde bulunduğum çıkmazsa içinde bulunduğum çıkmaza simyasal bir çözüm bulmayı ümidim ve kaybetmek üzereyim. Simyasal bir şey bulamazsın zaten. Simyasal bir deneme yanılma yolu. Hiçbir birikime bağlı değil. Hadi bakalım geri gidiyoruz. Giriş salonu. Nereye gideceğiz şimdi? Diğer tarafa mı? Ya oraya gitmek istemiyorum ben ya. Çok aşağıda var. Mis kokulu gülün tadı damağımda kalmıştı. Türk lokumu diye düşündü. Geri kalanını ise okuyamamıştı Serdar. Ne oluyor lan? Merhaba bayan. Ben Cenk Oğuz. Merhaba tahta ve kayalar. Burası hiç sağlam bir yer değilmiş ya. Her taraf yıkılıyor. Ben burada keseyim mi, devam edeyim acaba? Keseyim ben burada. Ben daha fazla devam etme cesaretini kendimde bulamıyorum. Şimdiye kadar fazla bir şey olmadı ama şu ana kadar olan bana yetti. Neyse ve zinesine bize teşekkürler Meryem Babacan. Keyif almışsınızdır. Videonun keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.